para olduğu için şu an satamazsın ya. Bir de savaşta gözüküyorum ben. Ha, Pers Savaşı. Eren'in sesini duymaya çalışmak adlı bir belgeselimizde. Adam %100 Eren'i yaptım, hala sanırım. duyamıyorum ya. %200 de duymuyorum be adam. Yani %100 dedim, hani onu fullledim anlamında. Fransa gelene kadar yerler oluyor. O kadar kolay olmaz. Dağlık kaleler bunlar yani. Yavaş ilerlerler muhtemelen. Seviyeleri de 8. Burası biraz hızlı düştü yalnız. Kaleye kafa attılar. Tehlikeli bir savaş. Eren'in balansına mı? Eren'in balansı 333 şu an. 83K'da hazinesi var. Ses tellerini sattı. Oyun for bakiye arttırırken hesabımdan parayı aldı ama bakiyemi arttırmadı. Ne yapabilirim? Canlı desteğine başvur. Ben çıkıyorum. İhtiyaç olursa tekrar girerim. Tamam. Songay'ın balansı. Sen de Bakarız. 20-20 topluyorsun tabii. Ne? Şeyden mi? 91. Var Ticaretten var. 203 kazanıyor gözüküyor şu an. Çok Kazanıyor güzel ya. olacak ya. 7 yıl. Şansı var hala. Eren orayı ya görmedi ya da Hollanda göç gemileri ediyor abi. ayırdı yani, bir şey Yavaş yaptı. yavaş böyle. Brandenburg tarafına doğru geliyor. Dedim Songay çıkmadan ve Hollanda'ya Memlük. saldırsın diye de, yok ya, gerek. Olmaz. Oyunu trollere falan boş. Saldırırsan yenerim burada. Belli olmaz arasında. Deneyelim mi? Yok, şimdi oyunu trollüyor gibi olur mu? Hiç gerek yok yani. Hala binde olamadım. Songa'yla şey arasında, Etiyopya arasında şu an bir şey yok. Ordu basıyor Songa'yı. Memlük aşağıdan aşağıdan iniyor. Evet. Memlük gelecek anlaşılan. Ya Memlük savaşta değil ama ya. Memlük savaşta değil. Şu an durum bu. Rum, Fransa, Songay, Pers, Baharat. Burada ufak bir vasal bir şey var galiba. O geliyor. Evet. İlk çarpışma başlıyor. Kale üzerinde olacak çarpışma. Eksi 2 yiyecek Pers tarafı. Pers'in %125 disiplini var. 7.4 morali var. Rum'un 6.4 morali var. %140 disiplini var. Bu durumda 1 puanlık moral Pers lehine ve toplamda %15 disiplin Rum lehine gidiyor. Rum'un neden bu kadar var diye bakarsak, Inspirational Leader'ı varmış. Bakarız onu. Şu çarpışma bir bitsin. O disiplin farkı bayağı sıkıntı olacak büyük savaşta için. Çağın bitmesine 57 ay var. Güzel, rezerv yetişti. Eren bir aşağı gelebilir misin, bir şey sorayım. Furkan'ınki de yetişmek üzere. Bayağı hızlı kaybediyor ya Furkan. Neden öyle oldu bilmiyorum. Yeniçeriler daha iyi savaşıyor diye biliyorum çünkü. Bir de karşı taraf eksi 2 yiyor. O da büyük bir penaltı. Of, 53.000 rezerv soktu. Yalnız moral kaldırmayacak ki sayıyı. Bir de aşağıda baharat 50K'sın getirmedi. Ya sayı direkt şeyin lehinde. Pers'in lehinde. Yalnız bu biraz sıkıntı oldu. Topçuları kaybettiler. Force March açmadan mı girdi o ordu ya? 50K wipe yedi. 27K'sı direkt çekiliyor. Yani diyeceğim bir şey yok. Inspirational Leader diye bir event gelmiş. %10 almış. 5 yılı daha var bundan. İyi bakalım. Güzel bir bonus.
Sayıdan kaybedemedi. O kadar öndeyken nasıl kaybetti? Söyledim ya, gerideki orduyu geç soktu. Geç sokunca öldüler. Çok yanlış bir hareket. Şimdi burada wipe yiyecek bir şey değil. Gerçi kaçırabilir şu an herhalde. Savaşın yeterli günü geçmiştir. Kaan, oyunu durdurur musun? Şey düştü. Nepal düştü savaş. İvedi bir şey. Şu an onlar durdurdu. Onlar başlattı. Sen durdur da... Panikten durduramadı. Ya Fatih durdurdu demin, yeniden başlattı şu an. Düşme durumu yok, sadece lagledi. Pers'te kim oynuyor? Fatih oynuyor, Rain Man. Kaan. Efendim? İzleyicilere bir sor bakayım, bir ülke değişimine daha hazırlar mı? Senin için yüzyılda bir ülke değiştiriyor diyorlar. Buyur. Commonwealth kurdu. Ya daha kurabileceğim bir şey yok nasıl? Bu artık son oldu. Artık yok. Bizans'tan Valakya, Valakya. Tekrar Valakya'ya geçip çekiyor. Romanya'dan Polonya'ya, Polonya'dan Commonwealth. Rutenya diyen vardı ya chat'te dün. Hayır, Polonya'yı tam kurum hani kurdun ya. Tetleri tam eklemeden Rutenya kurabilir diyorsun. Yeter bu kadar. Ben yoruldum. Hep hani hangi ülke olduğumu karıştırıyorum artık. Rutenya Tisardon var ya. Aman. Yani Memlük ordusunu tutuyor. Hareket etmiyor. Songay 1K 1K şuradan iletmiş. Onun dışında durağan orduları hareket ettirecek de kocaman ülkeler, bunların bir yerden bir yere gitmesi 100 saat sürüyor. Şimdi mevzu topçu değildi deminki savaşta. Mevzu arkadan gelen desteğin yetişmemesiydi. Yetişmedi 50K. Force March'ta sokmadı yanlış görmediysem. Dolayısıyla yetişemedi savaşa ve direkt kaybetti. Topçuyla alakası yok. Baba döndü, amına koyayım baba. O ona herkes diyemez. O biraz göt işte. En tek bu adam için getirdi. Bu adam için şeyi opsiyona ekliyorlar, kaldırmayı. Ya bu board charge durumunda en çok Rum sıkıntı çekecek bu sırada. Manpower da sıkıntılı. Borcu 40K. Yani nasıl toplayacak bilmiyorum. Herkesin bir de development'ının 5 katı kadar kredibilitesi var. Furkan'ınki 1.795. 2 bile desen 10K alabiliyor. Yani borcun sadece 3'te 1'ini kapatabiliyor şu an Furkan. Pers de 1800'müş ki daha çok kredi ediyor. Pers'in ne kadar borcu vardı? 8600. Pers kapatabilir borcunu 0'a 0. O ne lan? Niye ülke çıktı orada? Allah Allah. Fena mı? Tabii ki ısrar iyi oldu. Panda çıkmadı, hayır, oynamaya devam ediyor. Panda'nın İrlanda ile savaşı var hala. Khmer Japonya ile savaşıyor gördüğüm kadarıyla. Evet, Japonya'ya çıkmış, burayı da alıyor. En iyisini yapıyor zaten, orada büyüyecek. Nerede Bedbat? Khmer Ming'in ötesinde bir şey oldu bence. Oranın yüksek lideri falan oldu. Ardabel vardı diye hatırlıyorum. O da mı çıktı? Yok, o vardı dün. Dün vardı. Da Mazandaran yeni çıktı. Ardabel dün vardı diye hatırlıyorum. Emin de olamadım ha. Kermanşah şeyin zaten... Bunlar ne ara çıktı? Şeyini görmedim bile yani. İsyanını falan. Şu an Furkan kuşatıyor. Burası da orduyu topluyor. Fırtına öncesi sessizlik gibi ortam. Savaş var yani şu an. Fırtına var da, fırtına da çok durağan geçiyor o yüzden.
Orada bir toplaşma var. Büyük ihtimalle orduları falan götürüyorlardır ya. Fransa ordu götürecek mi oraya? Şu an Furkan abi Fransa olaya götürmüyor. Bayağı kızgın. Hatta savaştan çıkmış. Oy 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 oy. Bana kalırsa da adil değil ama. Ya Fransa çıkmış savaştan, o yüzden sayıca şu an adil değil bence de. Tabii ki de. Fransa olsa da adil değil. Fransa nasıl ordu götüremez ki ama. 200k götürsen olacak. Aşağıdan 354. Ya hayır, Fransa'nın düşünmesi gereken bir ekonomisi, manpower var. Onu da anladım da. Ya şu savaşta mesela Etiyopya'nın olması pek adil gelmedi bana. Karşı tarafta mı? Abi bir dakika, Etiyopya ha, şeyin yanında. Savaşmıyor ki. Etiyopya da var işte, Memlük de Rum'un karşısında. Tamam. Ya şey, ama şu an baktığın zaman Rum tam ortada. Yani herkesin çıkarı üzerine olabilir yani. Aslında. Ya öyle de dengesiz kalıyor şu an, o yüzden diyorum sadece. Yoksa girecek girmeyecek diye değil. Ya dün de aynı, bak dün de mesela bizim şeyimize ters değdi. Ters? Aa, bence senin onu izlemen lazımdı. Ya ben şu an onun spoilerını veremem ama Pers orada üstünlüğü sağlamıştı. Anladım, alabilirdi diyor, şey, borç açısından da anladım mı seni? Ama de, o sadece Pers'i düşündüğünü... de kazanamazdı onu, hiçbir türlü. Yani sadece Pers'i düşündüğünü değil ki, kendini de düşünüyordu Sayın. Hayır, genel olarak da şeyden bahsediyorum. Ben mesela ben Enforce Peace attım ya Rum'a. Ben attığımda Nepal, baharat yani, benim karşımda geldi savaşa. İnşallah eğer o savaş bitmeseydi... Buranın Nepal, yine piyade bitiyor. Güneyden Pers'i kuşatacak baharat. Songhai vardı. Etiyopya vardı. Rum vardı. Nepal vardı. Biz İspanya kamından Pers'tik. Yani Polonya Pers. Yani 40K yine bizim gitti. Aleyhimize dönmüştü. Oh, oh bir 20K yani. Daha gitti. Vibe. İnanılmaz ya. İnanılmaz ya. Ben bu Pers-Rum savaşında gördüklerim yüzünden yemin ediyorum kabus görmeye falan başlayacağım artık. Yeter ya. O Arceus'un yeteneği ya. Şu abi an... bu Furkan'ın yeteneği değil bu sırada. Bu karşı tarafın bir türlü zamanlamayı ayarlayamaması. Stek falan değil mi? Yine yeniden yetişemeden bir de wipe yiyerek. Sana bir şey diyeyim mi? Geçen savaşın aynısı aynı yerde oldu ha. Yok, geçen savaşta bak yetişememenin mevzusu şu. Yetiştiler. Arkadan Polonya'da da oldu. Polonya'da ordu sokarken gecikti, yetişemedi. Topçular eridikten sonra piyadeleri soktular savaşlara. Ya, dün de öyle çıldırttılar beni. Mustafa abi dün onu çok şey yaptı. Reinforce diyemedi. Böyle 50k stack soktu. Şey, görmek için atabiliyoruz değil mi savaşı kondu? Atın ya, onu söyleyeyim de atan atsın. Birer kondo izin verdim. Millet savaşı izlemek istiyor diye. Haberiniz olsun. Vallahi dedim, evet. Kendimi sıkıntıya verdim. Anlamadı mı? Birer kondo izin verdim savaşı izleyebilme adına. Haberiniz olsun. Okay. Kaan geziter içinde uyuyor. Piyadeleri sok. Ya gerçekten dün var ya, çok sinirli uyumuşum. Acayip acayip rüyalar gördüm. Yani... Bugün yine üst üste iki kere aynı hatayı nasıl yaptınız ya? Çok büyük kayıp. Yani avantajları gitti. Adamlarda sayı avantajı var. Adamlar yine kaybetti avantajını yani. Hoş değil. Oo, Orçun Bey. Ya ben Pers'e bulmadım bu sırada hatayı. Baharat, yanlış görmediysem. Birincide baharat yetişemedi. İkincide Pers'in bir tane ordusu gidiyordu. 30k mı? Kaçka? 40k gidiyordu. Arkasından da baharat gidiyordu. Yine yavaş girdiler, yine gitti. Çok riske atarak oynuyorlar yani savaş. Bu kadar riske atmalarına gerek yok. Tamam, anlık şeyin, sürenin önemi var ama bu riske değmez. Şuna dikkat edelim. Save almam lazım. Unutmamam lazım bunu. Hollanda savaşı ne oldu anlatabilir misiniz beyler? Hollanda kaybetti. %25 olursa istediğini alıyor mu savaşta? Benim istemem olur. O öyle işlemiyor. 15 yıl sonunda %25 değilse beyaz barış atılıyor. %25 ise iki tarafa da soruluyor. Savaş uzatmak istiyor musunuz? Ya da barış, beyaz barış öncesi savaşı uzatmak istiyor musunuz?
İkisinde de soruluyor. Evet derlerse uzuyor. Evet demezlerse skor ne kadarsa o kadarlık piece alır. Panda yeniliyor muydu? Hepsi tek seferde girse tekrar kazanacaklar. Vallahi yedi. Belli olmaz şimdi manpower sıkıntıya düşüyor. İki kere çok manpower kaybettiler. Yine 229k var Pers'in. Baharat'ın 80k'ya falan düşecek. Profesyonelliğini harcayacak ve savaştayken bunu yapıyor şu an. Çağ bitmek üzereyken yapıyor. Yani aldığı riski öyle söyleyeyim size. Profesyonellik kimin en fazlaysa bu çağda o bundan puan alacak, skor kazanacak. Eğer başaramazsalar, yani düşürürlerse burada manpower için, kendi skorlarını etkiliyorlar. Neyir eksileri? Etkiler tabii. Savaşa girdiğinizde araziden alınan bütün eksiler etkiliyor. Yıl 1780 mi? Yok, yıl 1707. Bir şey soracağım, bu bankrupt verdikten sonra şeyler, trade center'lar geri yerine dön. Lanet olsun ya. Ben de diyorum, Genova'da niye kazanmıyorum? Ulan... Parti'yi yaşattık gene ya. Songhai ordusu mu gitti? Ben mi yanlış gördüm? Kaan, sen bana bir şey soracaktın. Bankruptcy'ni soracaktım. Savaştayken nasıl erteleniyor, o bir türlü olmadı diye. Gün akıyordu da herhalde eventine mi şey yapmadın? Yok, event income arttı. De interest. Şöyle ayın başında diyordu. Ayın başı tarihi geldi. Tarih ilerliyor, şey ilerliyor. İflas edeceğin gün ilerliyor devamlı böyle. Beraber ilerliyorlar. Dedim niye böyle oldu? Sonra bir anda olunca tamam dedim. 11k topçuyla girdi, eksi 2 yo. Abi hiç organize değilsiniz. Yine 20k girdi. O da wipe yedi. Abi. Morali düşük giriyorlar. Tamam, bir alalım abi. Bilgisayarlar çöp yani şu an. Hiçbir şey yapamıyoruz. Tabii şu an. Aynen. Abi kıstım şimdi. Songhai neden 15 tane şey atmış? Kim rev kasacak göreceğiz. Aklıma gelmiyor. Konda ha. Songhai 15 tane konda. Şu an sınırımda bekliyorlar beni. Hiç hoş değil. Ne ediyordu? Gerçekten daha fazla avantajına gelemez yani. Ya şu çatışmalarda bir yaparım, ondan sonra ikiye çıkartırım zaten ya. Da böyle bir şey duymadım bugüne aynen, kadar. Biri aldım. Bilgisayar kasıyor tarzında. Gerçi lagliyor ama olabilir. Bütün orduyu zaten cumburlop soktular savaşı. Şu an bir olmasının falan çok bir farkı olacak mı merak ediyorum. Adamlar direkt 300k ordu soktular 140'a. K'ya 54k rezerv var savaşta. Furkan arkadan yavaş yavaş beslediği süreçte değiştirir. Sürekli foto çekinin. Furkan şu an savaştayken rev kasamaz ki. Kaan hızlı kasabilir bu sırada, onu söyleyeyim. Kaan'ı bir anda kasarken görebilirsiniz. Yani öyle bir şey olduğunda Kaan dönüş yapabilir mi? Zor. Rev'in alıcısı işgal edeni ve çağı elinde bitireni puan kazanıyor bu sırada. Rev çok avantajlı puan anlamında. Asya'dakiler o konuda biraz penaltı yiyecek. Furkan son birliklerini yavaş yavaş sokuyor. Furkan alacak gibi savaş. 37k daha getiriyor Furkan. Ya savaşı derken çatışmayı alacak gibi duruyor daha ziyade. Puanı en yüksek olan kazanıyor zaten. Rum bir daha kazandı. 2 yaptım hızı. Çatışma bitince çatışmaya girecekleri zaman bir yaparım. Ya böyle her seferinde birle gidemem.
Çok yavaş gider, bitmez bu multi zaten öyle. Çok erken soktular aynı. Demin geç soktukları için sıkıntı yaşamışlardı. Şimdi de çok erken soktular. Ama yine de Rum'da çok büyük karşılık verdi. Şöyle bir durum var. Rum'un 42k daha çektikten sonra manpower kalmayacak. Artık bu saatten sonra manpower opsiyonu yok. Profesyonelizmden iki kere daha çekebilir. Ya bu savaş uzadığı takdirde ekonomik çöküşü de gelir. Bakalım. Yani tehlikede. Rum biraz daha tehlikede bu savaşta. Her ne kadar çatışmaları kazanıyorsa da ekonomik ve manpower olarak büyük tehlike. Kaan isyanları bastırmamayı tercih edip şey yapabilir bu sırada. Bak başkentini durdurmayacak. Başkenti düşükken şey yapabiliyor çünkü. Direkt diğerinin isyanını kabul edebiliyor diye hatırlıyorum. Yani bir ibneliği var onun. Zaten stability'yi eksize tutuyor. Borcu çok var yanlış görmüyorsan. 7 tane borcu var. Belli bir sayıda borcun olunca rev alman daha kolay oluyor falan. Rev'e şu an en rahat herhalde o kasabilir. Commonwealth'e bakayım kasıyor mu diye. Yani borç çekmemiş hali hazırda. Rick onu yapabilecek mi bilmiyorum. Eren için daha zor. Yani artı 3 stability falan var. Zor Eren için bu. Onun dışında Avrupa'da Rum zaten savaşta aktif olarak savaştığı için muhtemelen yapamaz öyle bir şeyi. Burada hala aktif bir savaş dönmüyor. Doğrusu biri gelip bana böyle savaşıyoruz biz diye haber verirse ancak o zaman gidip bakmayı planlıyorum Afrika'ya. Çünkü çok durağan bir savaş. Aynen muharebe dersek daha mantıklı evet. Fransa İsviçre'yi mi yuttu? Ne olmuş öyle? Hayır. İsviçre Fransa kurdu. Aleykümselam. Teknolojik olarak üstünlüğü ele alabilir bu sırada Rum. Pardon Pers. Oo, şey almış bile. Furkan Topçu üstünlüğüne sahip. Bu taraf daha artileri fire artı 2 veriyormuş bu sırada. Daha o üstünlüğü almamış bu taraflar. Furkan bir teknoloji üstün şu an karşı tarafında. Disiplin eventi yalnız bitti. Furkan'ın artık %140 disiplini yok. Bakalım ne olacak. Karl Marx Hollanda'da da olacak. Valla bana şu an en hani evet bu alır dediğim Kaan gibi gözüküyor. Yani en hazır, ülkesi hazır halde duran o. Ben zannetmiyorum başkentini geri alacağını ya da durduracağını. Başkenti işgal altındayken ordusunu patlatır bence şeyin, isyanın. Ondan sonra ne yapar göreceğiz. Önemli teknoloji evet. Topçuya bayağı bir güç veriyor. Topçu atışını çok değiştiriyor. 24 ayda Pers de alır ama Baharat alamaz onu. Ve 24 ay sonra topçulara deli bonus gelecek. Gerçi o Splendor'ı yetiştiremez muhtemelen yani. Splendor yetişmez. Düşündüm acaba dedim 4. çağda topçu şeylerini de alıp daha da canavarlaşabilir mi diye de. Splendor'ın yetişmesi için daha bayağı bir zaman lazım. Rum rev kurmasın bayrağı bok gibi demiş. Kaan'dan alırlar o revi. Yani öyle bir tehlike var da Kaan'ın da hayatta kalmak için çok büyük bir şansı yok. Evet, Pers geçti şu an. Geçişini yaptı. Neye kaç ay kaldı? Ha, çağ 23. Sweden oluyormuş rev. Sweden'da oyuncu yok. Yapabileceğini zannetmiyorum. Yani onun dışında da Kaan dışında kimse de isyan ve borç yok. İspanya'da var bir tek. Abi. Efendim? Songhai'ın Great Power'da birden fazla lay var abi. İspiyonluyormuş gibi öyle bir kötü hissettim. Yok söyleyebilirsin. Ben her dakika ülkelere bakmıyorum çünkü. Fransa ile aynı andaylaydı ondan sonra. Fransa ve kimle ally demiştin? Khmer. Ha. İkisinden birini salacak. Hı. O anlık değişiyor ya Rick. Onu daha ziyade böyle savaş başlamadan önce falan yaptıklarında veya hani karşı taraf ya ben savaş açacağım bozsunlar tarzı bana söylerse daha rahat yapabiliriz. Çünkü şimdi enstitü var bir de şeyler çok yakın. Devler çok yakın. İkide bir değişiyor. Yine de söyleyelim onu da bozsun biriyle Eday'ın. Olabilir.
savaşı açacak biri olur filan böyle aklına gelse ondan sonra. Daha alacak. Belki ilk 4'te 2 tane Elayne var. Fransa, Khmer. Okey. Hemen. Leh her anı arkalayabilir demiş. Zannetmiyorum. Leh ekonomik olarak uğraşıyor. Şeyleri kıstı falan. Kaleleri kapattı. O da rev deneyebilir o zaman. Aynı zamanda kamerat da varmış. Keşke onu da söyleyeyim. Dikkat et benim. Söylerim onu. Aa, gelmiş. Tamam. Gitti zaten. Commonwealth'de varmış. Neyle olalım. Çatışmaya girene kadar iki de bekletirim. Çatışmaya girdikleri an biri düşürebilirim benim için. Sıkıntı değil, çatışmayı bir de izleriz. Hatta takip etmesi daha kolay oluyor kim ne yaptı. Oyun çok kasıyor ya, hiç hareket ettiremiyoruz. Çatışmaya girdiğiniz an şey söyledi bana demin. Emin. Çatışmaya girdiğiniz zaman 1'e indirebilirim dilerseniz. Ama savaş boyu 1'de tutmam çok yavaşlatır her şeyi. Kombat olacağız ama indirsen sevinirim ya. Tamam. Tamam. Olmadı burada durun diyecektim o neyse. Kaan. Kaan. Sen de bir... Vay be. Kaan Kaan. Güzel oldu. Sen de bir pezevenklik seziyordum. Aa başkenti toplamışsın. Ben rev kasacağım sandım başkenti işgal etmelerine izin veririm. Onu yaparsam şu an çok erkek. Da o tam çağa geldiği anda olmuyor mu? 18 ay var zaten. Ha gerçi 18 ay çok fazlaymış. Destir geçirme. Sen son dakika çıkartacaksın bir şey belli zaten. Senden başka kimse pek böyle hazırlık yapıyormuş gibi göremiyorum ülkelerde ama. Belli olmaz tabi. Bunları nasıl planlı? Lan, rev seni kurtarmayacak yalnız orada ya. Daha büyük hedef yapacak. İşin boktan kısmı o. Ama belki Victory Card senin lehine döner. Victory Card niye mi dönemez? Niye? Nasıl dönecek lehine? Belki Portekiz-Fransa arası ya da Fransa-Polonya arası atar. Polonya'yı sen yanına çekmeye çalışırsın falan ne bileyim. Yanlış mı? Polonya zaten yanıma gelecek gibi de ele alamıyorduk bundan önce. Şu an olabiliriz. Yani beni savunmasa da Rum'u bozdur. Ben Polonya sen beni savunurdun. Sen niye hep Alive'sız oynadın oğlum? Çünkü ele alamıyorum kimseyi. Neden? İlk 4'teydim çünkü. Ya tamam da yani ne bileyim hiç Elayne olmadı lan senin oyun başından beri. İspanyol İsviçre oldu, Kurlant oldu. 3'te 1 şu an biliyorsun değil mi güç olarak hani. Kurlant kendini toplayamadı, İsveç zaten sıkıntıdaydı falan. Gerçi onun da şey var, dezavantajı var. Senin yanındaki ülkeler çok çöktü. Hemen çöktüler yani. 8 denedim, o bozdu. Songa denedim, o da bozdu. Hadi bakalım hızlı kıstık başlıyor. Kammate'yi ele alalım. Rum Fransa ele alalım. Ben de Kammate karşıma alalım Rum'u ele alalım. Senden çok güzel bir şey rica etsem. Hı. Tam çağ bitmesine bir ay kala bana haber verebilir misin? Ben çatışmaya da bakıyorum ya arada. Kaçıracağım diye korkuyorum. Girdiler yine bakalım. Hala %140. Ben tarihine mi yanlış baktım lan bunu? Ha 1710'da bitiyormuş. 2 yılı varmış. Pardon. 2 yıl daha devam. Harbiden 150k laps diye girdi. Bakalım hayırlısı. Ya -2 de girmek zorunda. Kalelerin hepsi dağda zaten. Dün de söyledim onu. Yani -2 burada bir zorunluluk. Kaleler dağda. Hangi taraf girerse girsin hep -2'yi görecekler zaten. Görmemelerinin mümkünatı yok. Hollanda savaşı bitti. Ama işte şu arkadan destek sokma mevzunu bir ayarlayamadılar bir türlü. O biraz sıkıntı çıkıyor. Şöyle izleyelim. Evet şu an gidişat kafa kafaya gözüküyor. 40k Furkan sokacak.
Furkan General. Aa. Ne oldu? Yanlış mı tıkladı? Furkan General'de combat ability veriyor piyade edecektim. Galiba Furkan ya yanlış tıkladı. Çünkü daha morali vardı diye gördüm ama. Emin değilim. Asya'da mermi yerine insan atıyorum. Ya da karşının sayısını gördü de mi geri çekildi? Ne oldu bilmiyorum gerçekten orada. Bakamadık ya, şu elim şurada.